Patlatmaya hazır mısınız? Dikkatli olun, fışkırabilir. Oh! Bana mı gülüyorsun? Al sana. Aman tanrım. Hey! Pekala, ben de kendi sivilcelerimi kendim yaparım. Önce bir şırıngaya ihtiyacım var. Ve içine biraz krem dolduracağım. İzle ve gör. Sonra baloncuklu naylonun içini kremle dolduracağım. Sivilce gibi görünmesi için ortasını biraz renklendireceğim. Ve işte tamamdır. Sivilce patlatma oyununuz hazır. Dikkatli olmayı unutmayın. Hay aksi, ben seni uyarmıştım ama. Aa, neyse, biraz daha patlatacağım. Bak, Scarlett pipetle baloncuk çıkarıyor. Ne yapıyorsun? Baloncuk çıkarıyorum. Ne? Ne kadar saçma. Bak, bende ne var? Baloncuk püskürtme makinesi. Bu çok daha havalı. Hatta ışıkları bile var. Baloncuk partisi gibi değil mi? Yaşasın. Çok eğlenceli. Ne? Aa, gözlerim. Gazoz ve makas. Buldum. Ne yapacağımı biliyorum. Şişenin yarısını keseceğim ve üstünü kağıt mendille kapatacağım. Kalemle gökkuşağı deseni çizip daha da eğlenceli bir hale getireceğim. Neredeyse bitti. Tatlı. Ne kadar da renkli. Şimdi şişeyi suyun üzerine koyun. Ve üflemeye başlayın. Vay canına. Şu gökkuşağı baloncuklarına bak. Harika gözüküyor. Kızlarımız sonunda kendi baloncuk oyunlarını yapıp eğlenmeyi başardılar. Tam bir baloncuk partisi. Oo, hayır. Kızlar yine kavga ediyor. Işıklar kapandı. Aa, çok karanlık. Oo, burada çok güzel bir lamba var. Hatta bak basınca renk değiştiriyor. Ay canına, çok havalı. Fenerin çok parlak. Çek şunu gözümün önünden. Bekle bir dakika. Boş bir şişe ve bir fener. Aklıma bir fikir geldi. Bu işe yarayabilir. Önce şişeyi şeritler halinde kesin. Sonra şişenin içine bir balon yerleştirip şişirin. Bal kabağına benzeyene kadar pompalamaya devam edin. Gözler, ağız ve anten ekleyin. Çok sevimli oldu. Sonra kalp şeklinde iki kanat ekleyin. İşte sevimli bir kelebek lamba. Şimdi açma zamanı. Ha? Işıklar geldi. Scarlett lambasını deneyemedi bile. Ah, neyse. Avery'nin yeni bir slime oyuncağı var. İçine bir şey saklamış. Açalım mı? Yüzüne patlatsam nasıl olur? Oo, hayatım. Su. Bu benim yuvarlanabilen oyuncağım. Scarlett küçük kaplanını balonun içine koyacak. Mükemmel. Şimdi Huni ile balonun içine su dökecek. Balonu bir kaseye koyup donmasını bekleyecek. Çok soğuk. Tamamdır. Şimdi balonu kesme zamanı. Vay canına, şu dev buz topuna bakın. Şu pembe şeyi görüyor musun? İçinde bir oyuncak saklı. İşte bu. Bu ne böyle? Çok saçma görünüyor. Uzun erimesini beklemelisin. Bak, sonunda oyuncak ortaya çıktı. Dur alayım. Bak, çok şirin değil mi? Bu hiç hoşuma gitmedi. Senin sakladığın oyuncak benimkinden daha güzel olmuş. Üzerime su sıçrattın. Umurumda mı sence? He? Bu öblek eğlenceyi seviyor. Neler oluyor burada? Dur şunu alayım. Avery ne yapmaya çalışıyor? Hey, bırak da deneyeyim. Avery size bu oblekle nasıl eğleneceğinizi göstermek istiyor. Hafifçe bastırarak dokunun ve yumuşasın. Oh, dikkatli olun. Merhaba. Vay canına, öblek fışkırtma. Çekiçle sertçe vurduğunuzda katılaşıyor. Hadi çekiçle vurmaya devam edelim kızlar. Bu köstebek vurmaca oyunundan daha eğlenceli. Yay! Scarlett'in bebeğinin tek bacağı var. Ha? Avery'nin bebeğinin bacağı olmayabilir ama en azından bir kuyruğu var. İğrenç, benimki daha güzel. İşte en iyi kısım, deniz kızını suya koyduğunuzda sihirli bir şey oluyor. Bekle, hafifçe salla, izle, kuyruğunun rengi değişiyor. İnanılmaz değil mi? Şuna bak, kıpkırmızı bir deniz kraliçesine benziyor.
Scarlett çok kıskandı. Belki o da bebeğiyle bunu yapabilir. Sadece hafifçe çevir ve döndür. Hiçbir şey olmadı. Bu bir üç boyutlu kalem mi? Aklıma harika bir fikir geldi. Hadi yapalım şunu. Scarlett önce Barbie'sinin altını folyoyla sardı. Kuyruğun şeklini vermek için biraz bastırdı. Şimdi kuyruğu üç boyutlu kalemle boyamaya hazır. Parlak renklerle başlayın ve aşağı doğru gökkuşağı deseninde ilerleyin. Yüzgeçlerini sanki havaya çiziyormuş gibi çizebilirsiniz. Çok havalı değil mi? Barbie'nin üstünü kapatmak için bir balon kullanın ve işte hazır. Yüz, bebeğim yüz. Barbie'me bak. Seninki çok kalitesiz görünüyor. La 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 la. Hadi hey, birlikte şarkı söyleyelim. Sesin çok sinir bozucu, kes şunu. Neyse ki Avery bu beyin şeklindeki stres topuyla öfkesini dağıtabiliyor. Ha? Olamaz, stres topunu yırttı. Slime mı o? Bir fikrim var. Bakalım Scarlett neyin peşinde? Oo, şu kırmızı kuma bak. Kumu balonun içine koyuyor. Bir kaşık daha. İşte oldu. Şimdi şu huniyi kenara koyup balonu bağlayalım. Vay canına, çok yumuşak. Daha da iyisi bunu bir beyne çevirdim. Şimdi bir beyin stres topumuz daha oldu. Al bakalım. Scarlett şarkı söylemeye devam edecek ve Avery öfkesini daha da dışa vuracak. Doktor Avery geldi. Şimdi ameliyat zamanı. Bu zavallı larvanın midesinde bir gariplik var. İçine bir şey sıkışmış. Bunu yapabilirim. Bakalım zavallı larvanın midesinde ne varmış? Aman tanrım. Vücudu slime'la dolu. Hasta olmasına hiç şaşırmadım. Doktor Avery kafası olmayan bir yaratık da buldu. Belki de yaratığın kafası hala içeridedir. Bu kafası olabilir mi? İşte kafası. Yaratığın kafası tekrar yerine geldi. Doktor Avery şimdi daha havalı bir şey yapacak. Larvanın kafasını çıkarıp slime'ı içeri itecek. Sonuna kadar içeri girdiğinden emin olmak gerek. İzleyin. Larvanın kafasını sıkınca slime dışarı çıkıyor. Neredeyse bitti. Sadece kalbini değiştirmeliyim. İşte böyle küçük adam. Şimdi dikiyorum. Ameliyat başarılı. Vay canına. Git başımdan. Ben de bir ameliyat yapmak istiyorum. Bu zavallı muz hastalanmış. Öncelikle bir solunum tüpüne ihtiyacımız var. Bu anestezi sayesinde uyuyacak. İçini açmadan önce bunu yapmalıyız. İşe yaradı. Şimdi karnına kesikler için çizgiler çizme vakti. Çizgileri takip ederek muzun midesini kesip açın. Bakalım içinde ne varmış? Bebek bir muz. Onu dışarı çıkarsak iyi olur. Muzun kalbi zarar görmüş. Değiştirilmesi gerek. Neyse ki Scarlett'ın sağlam yedek bir kalbi var. Merak etme bayan muz. Yakında iyileşeceksin. Şimdi seni tekrar dikmemiz gerek. Bu çok başarılıydı. Yaşasın. Şu sağlıklı muza bakın. Üf. Ne kadar da sinir bozucu. Oyun hamuru çok eğlenceli. İzle şunu. Hiç uğraşmadan ikiye bölebiliyorum. Ve ezip solucan gibi şeritler halinde yuvarlayabiliyorum. Ama eşit görünmüyorlar. Ne kadar beceriksizsin. Şimdi tavuk arkadaşımı izle. Boynundan içeri oyun hamuru topları koyacağım ve kafasını yerleştirdiğimde oyun hamurunun üzerinde baskı yapacak ve eşit şeritler oluşacak. Harika değil mi? Rengarenk oldu. Bu alet çok havalı. Ben de. Hey, o benim. Ne yapabilirim acaba? Bir fikrim var. Bu bir kıyma makinesine benziyor. Sanırım oyun hamurunu öğütmeye de yarayabilir. Mükemmel. Hadi başlayalım. Bakın, öğütücü oyun hamurunu spagetti şeritlerine dönüştürüyor. Ne kadar çok var. Ve gittikçe büyüyorlar. Vay canına. Scarlett sürekli yenilerini ekliyor. Çok güzel. Ne?
Şuna bak. Oyun hamurum lastik gibi esniyor. Vay canına. Bu hiç de eğlenceli değil. Buna inanamıyorum. Benimki hala daha güzel bir kere. Seninki umurumda değil. Bu bir hazine sandığı. Evet, bulduk onu. İçi kum dolu. Kızların daha derin kazması gerek. Oo, daha küçük bir sandık daha. Vay canına, hadi açalım. Bir sürü altın para. Bana ver. Artık bu benim. Önce ben aldım. Oh, peki. Seninle paylaşacağım. Yalnızca birkaç tane ama. Yaşasın. Altın paralar. Kızlar artık hazinelerini bulduklarına göre onu saklamak için güvenli bir yere ihtiyaçları var. Çok fazla parası var. Şu şirin surata bak. Bütün paralarımı yutacak. İzle şimdi. Hadi ona bir tane verelim. Bak nasıl çiğniyor. Onu daha fazla besleyeceğim. Çok aç gözlü. Hadi hepsini yedirelim. Bu da sonuncusu. Kumbara çoktan dolmuş olmalı. Bitti. Vay be. Git 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 git, git başımdan. Aa, boş bir şişe. Belki bunu kumbara olarak kullanabilirim. Dur bakalım. Bozuk para sığmıyor. Aha, buldum. Şişenin etrafına bir parça kağıt saracağım. Sonra bir kalem yardımıyla kağıt şeritleri kıvıracağım. Sonra onları şişeye yapıştıracağım. Şimdi de domuza benzemesi için daha fazla ayrıntı ekleyeceğim. Ve bir de bozuk para yuvası. Kumbaram tamamlandı. Bozuk paraları içine koyacağım. Mükemmel oldu. Sonunda tüm paralar güvende. İyi işte kızlar. Birileri eğlenceli yapış yapış bir banyo yapmak üzere. Sarı bir slime ile başlayalım, yumurta sarısı gibi. Şu güzelliğe bak, bu yapış yapış bir banyo olacak. Küveti doldurduğumuza göre şimdi biraz parıltı ekleme zamanı. Onların neşeli bir gökkuşağı deseni şeklinde dağıtın, işte böyle. Scarlett da denemek istiyor. Hayır, olmaz. Ne? Çok bencilsin. Peki ben kendi slime'ımla oynayacağım. Aa, bu çok eğlenceli. Slime nereye düşecek? İlyeleri kaplıyor. Bak, bazen tek başına oynamak daha eğlencelidir. Dur biraz, bir fikrim var. Demir tozu mu? Bu kız ne işler çeviriyor? Misketlerin üzerine biraz demir tozu ve sim dökün. Sonra hepsini slime'la karıştırın. Şu sihre bakın. Slime zehirli slime'a dönüştü. Tıpkı bir mıknatıs gibi. Vay canına, bu çok havalı. İki kişi tek kişiden daha iyidir. Zehirli slime'ın misketi nasıl yuttuğuna bakın. Bu aç bir slime. Artık doydu galiba. Bu inanılmaz. Artık ikisinin de havalı slime'ları var. Kızlar atıştırma molası veriyor. Oreo'ya bayılıyorum. Dünyanın en iyi atıştırmalı. Ama dişleriniz için pek iyi değil. Dişlerini temizlemelisin. Aman tanrım, amma çok var. Bir kürdan lazım. Bu küçük kuş bana bir kürdan verecek. Kafasını okşayarak gagasıyla kürdan almasını sağlamalısın. Teşekkürler küçük kuş. Kürdan çok işe yarar. Ama muhtemelen bir diş fırçasına da ihtiyacın olacak. Aa, o da neydi öyle? Hey, dişlerim çok kirlendi. Kürdana ihtiyacım var. Kaktüs mü? O sivri uçları mı kullanacaksın? İşte bu. Gayet işe yarıyor. Hiç acımıyor. Aa, bu acıttı işte.